Selam hanımlar beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde tereyağı var. Tereyağını eriteceğiz. Tereyağı nasıl eritilir? Böyle 5 litrelik bir tencereye 5 litre, 5 kilo pardon, tereyağını koydum. Ocağı açtım. Eriyene kadar kaynatacağız. Ara ara da göstereceğim. Yağımız eridikten sonra da taşmaması için de bir dilim ekmek atalım şöyle. Taşmayı engelliyor çünkü bir yarım saat falan kaynatacağım. Ya. Süzerken de görüşelim. Evet hanımlar beyler, tereyağımızı yarım saat kısık ateşte kaynattım. Böyle oldu. Şimdi soğusun, ılınsın. Sonra kaplara bölüp dolaba atalım. Evet hanımlar beyler, tereyağımız eridi. Tortu deriz biz, tortusu dibine dumdu, indi. Dumdu da indi, battı demek yani Erzurum dilinde. Böyle süzgeçten süzeceğiz. Böyle kaplara, porsiyonu, bunlara böyle. Birer yemeklik işte eritmelik şunları yapacağım. Önce süzelim. Zaten tortu dibine inmiş. Yine de böyle bir süzgeçten geçirelim. Biz Erzurumlar bilir. Doğu tarafının çoğusu bilir. Eritmeden tereyağını yemeyiz. Kahvaltılıklar eritmeyiz de. Ama böyle yemeklerde kullandığımız tereyağını muhakkak eritiriz. Daha çok dayanıklı olsun diye, hani suyu falan varsa çıksın diye. Göstereyim. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Böyle bir silikon kek kalıbım var. Bakın. Şeyler falan çıkıyor. Tortu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu derin dondurucuya koyacağım. Altına tepsi koyup şoklatacağım. Şoklattıktan sonra da poşetlere koyabiliriz. Bunlara da böyle. Bunları direkt böyle kapaklı zaten koyabiliriz. Öyle şoklanır. Bir de şu küçüğe. Bu da böyle pilavların içine atmak için. Evet hanımlar beyler, böyle tereyağımız erittikten sonra böyle kaplara boşalttım. Bunları da gündelik kullanmak için elimin altında olsun. Bu tortu dediğimizi de atmıyoruz. Bunları da hamur işi yoğuracağım. Allah nasip ederse yarın. Evet hanımlar beyler, bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmak üzere sizdir. Allah'ıma emanet olun.